Vay şeytan vay! Vay lanete bak! Cephaneye girdi! Selamün aleyküm Osman abi. Aleyküm selam İlyas. Bir şey mi istedin? Bu tarafın haracını ben alıyorum artık. Her ay 10.000 vereceksin. İsterseniz bir fıça alabilirsiniz. İstemez olur muyum? Çok memnun olurum. O halde buyur iç dostum. Kana kana iç. Yeşilçam efsanelerinden olan usta oyuncu İhsan Gedik, 10 Haziran 1942 yılında Bafra, Samsun'da dünyaya gelmiştir. Çiftçi olan ailesinin yanında Karadeniz'de büyümüştür usta oyuncu. Günlerinin büyük bir çoğunluğu tarlada anne ve babasına yardım ederek geçiyordu. Henüz 13 yaşına geldiğinde ise Samsun'un ünlü sinemalarında gazoz satmaya ve bazı yerlerde de sunuculuk yapmaya başlamıştır. Usta oyuncunun kalbine sinema sevdası o yıllarda yerleşir. Fakat oyuncu olmayı ya da o dev ekranlarda olmayı hayalinden dahi geçiremez. Ta ki bir gün belki de hayatını değiştirecek olan şehir İstanbul'a gelene kadar. 1960'larda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor Gedik ailesi. Kendisi de zaten televizyonlardan gördüğü kadarıyla tam bir İstanbul aşığıydı. Galata Kulesi'ni, Ayasofya Camii'ni, Kız Kulesi'ni görebilmek için resmen can atıyordu. Daha sonra zaman geçtikten sonra ailesi yapamaz ve Samsun'a geri döner. Fakat usta oyuncu Gedik dönmez ve İstanbul macerasına kaldığı yerden devam eder. Öylesine yolda yürürken Taksim'de bir kalabalığa denk gelir Gedik. Bu kalabalık ilgisini çeker ve usta oyuncu da oraya gider. Daha sonraysa kalabalık içinde belki de hayatının değişmesine sebep olan çocukluk arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona sette çalıştığını, hatta çalıştığı sette çalışan eksiği olduğunu, bir ışıkçı arandığını anlatır. Bunu duyan İhsan Gedik, uzun yıllardır hayalini kurup fakat beyninden gerçekleşme ihtimali bile veremediği bu teklifi duyunca heyecanlanır ve hemen kabul eder. Daha sonra arkadaşı Semih Bey, usta oyuncuyu Memduh Ün'le tanıştırır. Memduh Ün'ün usta oyuncu Gedik'te en çok beğendiği şeylerden bir tanesi de çok güzel bir ahlakının olması ve çok dürüst bir insan oluşudur. Ve 16 yaşında tamamen sinema hayatına atılan usta oyuncu, birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan usta oyuncu, kendisini özellikle kötü adam tiplemelerinde ve çok iyi dayak yiyebilen rollerde başarılı bir şekilde kendini gösterebilmiştir. Hatta öyle ki yaptığı kötü adam tiplemelerindeki başarısıyla sinema tarihinde yer edindiğini bile söyleyenler var. Hanginiz öderseniz ödeyin, vız gelir bize. Ama verin paramızı. Tamam mı abla? Cüneyt Arkın ve Yılmaz Güney ile birçok filme imza atan usta oyuncu, birlikte oynadığı bu filmlerde de yine kötü adamı oynayarak oyunculuk kariyerine emin adımlarla devam etmiştir. Kötü adam rolleriyle dönemin ilgisini çeken usta oyuncu, 1960'lı ve 1970'li yıllar arası aktif bir şekilde sinema hayatını yürüten usta oyuncu İhsan Gedik, televizyon yapımlarında da kendini göstermeye başlamıştır. Selamün aleyküm Osman abi. Aleyküm selam İlyas. Bir şey mi istedin? Bu tarafın haracını ben alıyorum artık. Her ay 10.000 vereceksin. Kısa sürede şöhret, ün yakalamış olan usta oyuncu, kendisine gelen birçok self-sex ve cinsel içerikli artı 18 film tekliflerini, paraları çok iyi olmasına rağmen kabul etmemiştir. Yaptığı röportajlarda asıl gayesinin zengin olmak değil, sadece iki çocuğunu okutabilmek olduğunu söyleyen usta oyuncu, bir kere daha insanların kalbinde yer edinmiştir. Fakat bu tutumu yüzünden de dönemin belki de en büyük problemi olan ve meslektaşlarının da bu dertten muzdarip oldukları fakirlik savaşı kendisini de bulur ve mücadelesi zorlaşmaya başlar. Yine de pes etmeyen ve hayat mücadelesine devam eden usta oyuncu, neredeyse dönemin tüm filmlerinde rol almıştır. İsterseniz bir fıça alabilirsiniz. İstemez olur muyum? Çok memnun olurum. O halde buyur iç dostum, kana kana iç. Ünlü oyuncularla aynı kadrajı paylaşan usta oyuncunun rol aldığı bazı filmler şunlardır. Akrep Yuvası, Yuvanın Bekçileri, Baskın, Öleceksek Ölelim, Alın Yazısı, Battal Gazi'nin İntikamı, Utanç, Sığıntı,
Nefret, Önce Vatan, Çaresizler, Kara Murat Ölüm Emri, İnsan Avcısı, Bırakın Yaşayalım, Babaların Babası, Babanın Oğlu, Deli Yusuf, Evlatlık, İki Kızgın Adam, Ana Ocağı, 5 milyoncuk borç verir misin? Nereden çıktı bu velet? Avana Kapti, Dokunmayın Şabanıma, Meraklı Köfteci, Kılıbık, Güneşten de Sıcak, Kurban, Firar, Karılar Koğuşu, Küçük Ağa, Dizi, Güler misin Ağlar mısın? Soysuzlar, Can Pazarı, Baş Belası, Sevdalılar, İki Arkadaş, Satılmış Adam, Yarınsız Adam, Bizim Kız, Babanın Evlatları, Yangın, Cemil Dönüyor, Aşkların En Güzeli, Görgüsüzler, Gırgıriyede Cümbüş, Davetsiz Misafir. Rol aldığı yapımlarsa şu şekildedir. Öyle ya da Böyle, Kanunsuzlar, Umut Hep Vardı, Polis Dosyası, Davetsiz Misafir, Gırgıriyede Cümbüş Var, Kelepçe, Kader Arkadaşı, Dokunmayın Şabanıma, Hedef, Avana Kapti, Kara Murat Devler Savaşıyor, Baba Kartal, Ana Ocağı, Babanın Evlatları, İstasyon, Akrep Yuvası, Baskın, Cemil Dönüyor, Yıkılmayan Adam, Satılmış Adam, Şeref Sözü, Can Pazarı, İki Kızgın Adam, Darbe, Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı, Korkusuz Cengaver, Mağlup Edilemeyenler, Deli Şahin, Tek Başına, Gece Kuşu Zehra, Üç Kağıtçılar, Babaların Babası, Babanın Oğlu, Cemil, Deli Yusuf, Kara Murat Kara Şövalye'ye Karşı, Kılıç Aslan, Soysuzlar, Ayrı Dünyalar, Battal Gazi'nin Oğlu Bırakın Yaşayalım, Karateciler İstanbul'da, Oğul, Önce Vatan, Yumurcak Küçük Kovboy, Çaresizler, Kara Murat Fatih'in Fermanı, Utanç, Battal Gazi'nin İntikamı, Alın Yazısı, Umutsuzlar, Azrail'in Beş Atlısı, İki Esir, Önce Sev Sonra Öldür, Malkoçoğlu Cem Sultan, Günah Bende Mi, Kızgın Delikanlı. Öyle ki usta oyuncu için sinema tarihinde 50 yıllık oyunculuk hayatında 500'den fazla filmde rol aldığı bile söylenmektedir. Ve her şey güzel giderken, proje üstüne projede yer alıyorken, usta oyuncu yapmış olduğu tutum ve dönemin zorluklarından dolayı maddi zorluklar çekiyor ve artık eskisi gibi film teklifleri de gelmeyince, usta oyuncu için yaşam mücadelesi oldukça zor bir hale geliyor. Ve hayat usta oyuncuya da sanki mutlu olmak suçmuşçasına tokat atıyor, zorluklarla mücadele edebilmesi için. Öyle ki usta oyuncu, oyunculuk kadar çok sevmiş olduğu bir diğer yeteneği, yazmayı kullanmayı düşünüyor. Oyunculuk teklifi almadığı, boş kaldığı vakitlerde kendi yazdığı kitabı cadde cadde gezerek satmaya çalışıyor. Bu durumlar usta oyuncuyu bayağı bir zorlamış olması gerek ki, yaptığı röportajlarda bunları anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Adeta sanki yaşadığı o zorlukları, o acıları usta oyuncunun yüzünden, gözlerinden anlayabiliyoruz. Fakat yılmayan ve her zaman alnın teriyle mücadele eden usta oyuncu, kitabını satarak hem kendi geçimini sağlıyor, hem de kızının üniversite masraflarını karşılıyor usta oyuncu. Ve diğer usta oyunculara kıyasla, Gedi'nin ünü ve şöhreti kısa bir zamanda sona eriyor. O artık her filmde rol oynayan değil, adeta geçim savaşı veren biri oluyor. Türk sinemasının yıldız oyuncular arasındayken artık tiyatro ve sinema gibi yerlere sadece kitabını satabilmek için gidiyor usta oyuncu Gedik. Usta oyuncunun oyunculuğu kadar kalemi de kuvvetli olduğundan satmış olduğu kitabı Dünden Bugüne İhsan Gedik adlı kitabı da hayatını kurtarmasa da geçimini sağlayacak kadar, kendisine destek olacak kadar satmıştır. Fakat bir yerden sonra kitap satmanın da bir sonu geldiğini anlayan Gedik, satmak için yeni ürünler keşfetmeye çalışmıştır. Bu esnada oyunculuktan tamamen umudunu kesen Gedik, artık ne rol teklifi almaktadır ne de herhangi bir tiyatroda oyun sergilemektedir. Bu esnada yoldan geçerken balon satan birini gören Gedik, çocukları sevdiğinden ve çok zor bir durumda olduğu için başka şansı olmadığından balon satmaya başlar.
Bir sürede geçimini balonla sağlayan Gedik, bir süre sonra balon satmayı da bırakacaktı. Ve belki aslında kendisini gören herkesin, "Evet, ben bunu tanıyorum." diyeceği usta oyuncunun, makus kaderinin şahitliğini yapıyoruz. Belki de bizlere, "Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli" cümlesinin somut örneğiydi. Usta oyuncu İhsan Gedik, çıktığı televizyon programlarında gözyaşlarına hakim olamadan anlatmış olduğu bu anılar, usta oyuncu İhsan Gedik'i derinden yaralayan konular. Dile kolay, 50 yılını verdi o sinema tarihine, Yeşilçam'ın puslu yollarını. Ve buna rağmen asla onurundan, karakterinden ödün vermedi. Asla para için boyun eğmedi. İsteseydi çok farklı teklifleri değerlendirerek belki de çok başka hayatlara imza atabilirdi. Fakat o her zaman namusuyla para kazanabilmenin, ailesine bakabilmenin yolunu arayan birisiydi. Günümüzde hala kitaplarını sattığı bilinen usta oyuncunun hala hayatta olduğu bilinmektedir. Umarız kalbi kadar güzel bir hayatı olur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.